Gebelikte cinsel ilişki. Anne adayları kadar baba adaylarını da ilgilendiren bu konu oldukça merak konusudur. Genellikle bizim gibi doğu kültürüne sahip toplumlarda gebelikte cinsel ilişkiye girilmeyeceğine, bebeğe zarar vereceğine dair bir takım mitler vardır. Ama bunlar gerçekle bağdaşmaz. Tabii ki bu noktada bazı şeyleri ayırt etmek lazım. Eğer hekiminiz sizi muayene edip rahimde kısalık var, bebeğin eşi aşağıda vesaire gibi riskli bir durum belirtip ilişkiyi yasakladıysa evet, o zaman ilişkiye girmemeniz gerekir. Ancak normal seyreden bir gebelikte bizim gebelikte cinsel ilişkiyi yasakladığımız bir süreç yoktur. Baktığımız zaman babaların genel kaygısı eşleriyle ilişkiye girdiklerinde penisin vajene temasıyla beraber bebeğe ulaşabileceği, bebeğe değebileceği, bebeğin kesesini açabileceği ya da doğumu başlatabileceği şeklindedir. Ancak ben bunu hep şuna benzetirim. Bir şişe hayal edin. Ters bir şişe. Alt kısmında da bir kapak var. Bu kapak o kadar sıkı ki dışarıdan bırakın penisi herhangi bir mikrobun, bir salgının ya da olası herhangi bir kötü bir şeyin içeri girmesini tamamen engelliyor. Bu kapak bebekle bizim aramızdaki sıkı kapak. Rahim ağzındaki tıkaç. Bu ne zaman açılıyor? Ancak doğum başlayıp bebeğin kafası yukarıdan ittirmeye başladığında biz bebekle temasa geçebiliyoruz. Yoksa gebelik süreci boyunca ne penisin, ne de bir hekimin, ne de herhangi bir şeyin vajenden bebeğe ulaşma şansı yoktur. Bu nedenle cinsel ilişki güvenle girilebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Mesela gebelikte cinsel ilişkiye girdikten sonra kadın mutlaka tuvalete gidip içindeki idrarı boşaltmalıdır. Aslında bu gebelik dışı süreçler için de bu şekildedir. Penisin getirdiği mikropları dışarıya atmalıdır ki olası bir idrar yolu enfeksiyonu ya da vajinal enfeksiyonların önüne geçilebilsin. Yine ilişkiden sonra hafif kramplar olabileceği için biz anne adaylarına ellerine bir bardak su alıp birazcık istirahat etmelerini, bu krampların az sonra geçeceğini söyleriz. Hakikaten de biraz dinlendiği zaman kramplar ortadan kalkar. Yani netice itibariyle gebelikte cinsel ilişki, erken doğumu, enfeksiyonu, düşük riskini arttırmaz. Bu nedenle güvenle cinsel ilişkiye girilebilir. Gebeliğe baktığımız zaman 3 tane 3 aylık döneme ayırdığımızda ilk 3 aylık dönemde annelerde istek birazcık az olur. Neden? Progesteron ve diğer gebelik hormonları yükseldiği için anne adayında genel bir yorgunluk hali, genel bir isteksizlik olur. Bu sebeple ilk 3 ayda annenin cinsel isteği azdır. Ancak ikinci 3 ay kadının cinsel anlamda en verimli olduğu dönemdir. Hem kendini rahat hisseder hem isteği eskisi gibidir. Son 3 ayda ise annenin karnının büyümesi nedeniyle pozisyonel bir takım sıkıntılardan dolayı cinsel isteğinde azalma meydana gelebilir. Ancak uygun pozisyonları bulduğu sürece çiftlerin uyumlu ve haz verici bir cinsel birliktelik yaşamalarında sıkıntı yoktur. Yine gebelikte anne adayının korunmasına da ihtiyaç yoktur. Belki altının çizilmesi gereken bir nokta kayganlaştırıcı, kimyasal içerikli kayganlaştırıcı kullanmaması gerektiğidir. Bunun dışında cinselliğin keyfini gebelikte de sürebilirsiniz.